Hocamız ve Ahmet Şimşek ile birlikte kısa bir değerlendirme yapacağız. Şu anda başladı oturumumuz. Ben bu oturumda üç konuşmacıyla kısa bir değerlendirme biz yapmaya çalışacağız. Burada tabii duayen hocalarımız da aramızda. Onlar arzu ederse onlara da sonunda söz vermek isterim. Konuşmacılarımızın süresinin 10-15 dakikayla sınırlı olduğunu söyleyeyim. Tabii bu malum. Ben Mehmet Seyit Danlı gibi oldu. Kendinizi rahat hissedin demeyeceğim ama. Yani bu 15 dakikayı fazla aşmamaya çalışın diye baştan söyleyeyim ben size. Şimdi müsaade ederseniz öncelikle Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümünün ilk doktora öğrencilerinden birisi. Bu bölümde biz asistanlığa girdiğimizde asistan o dönemde olan, doktorasını burada yapan, Türk Tarih Kurumu'nda başkanlık yapan değerli Profesör Doktor Ali Birinci ağabeyime söz vereyim. Onun Ercüment Kur'an'la bölümümüzün kurucusuyla ilgili çok hatıraları da vardır, bölümle ilgili de vardır. Önce sözü ona veriyorum. Buyurun Sayın Birinci. Efendim sesim geliyor mu? Ben ilk defa Geliyor efendim. Geliyor. efendim kıdemli ve muasır meslektaşlarımı hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Benim Hacettepe tarih bölümü hakkında söyleyeceklerim biraz hatıra, biraz da bu vesileyle bilhassa biyografi hususundaki bazı kanaatlerimi arz edeceğim. Şimdi her müessesenin kurucu iradesi, şahsiyet olabilir, bir heyet olabilir. O müesseseyi tanımak için çok önemlidir. İnsanları tabii takdir edersiniz ki tanımak ve tanıtmak ayrı ayrı büyük zorluklardır. Bu bakımdan söyleyeceklerim Ercüment Kur'an Hoca'nın bendeki gölgesi olarak kabul edilmelidir. Bir kere 1983-88 arası Sivas'taydım ve Ercüment Hoca'yla münasebetlerimiz asgariye inmişti. Ama 88'de gelince 2009'da rahmetli oluncaya kadar 20 sene dolu dolu bir taraftan komşuluk münasebetimiz devam etti. Çünkü Güvenlik Caddesi'nin bir tarafında ben, bir tarafında hoca oturuyordu. Her bayramda ilk ziyaretçisi bendim. Bunu aynı zamanda bir vazife değil, imtiyaz olarak görüyorum. Bunu da söylemem lazım. Bu vesileyle hocalık talebelik ilişkimiz devam etti ama bu arada ben kendisinden yine çok şey iktidarımca öğrendim. Bende hatıraları çok. Bir kere Ercüment Hoca şark dünyasının kabul edemeyeceği kadar açık sözlü, tabiri caizse düz sözlü bir insandı. Bu bakımdan sözün nezaketini gözetmekten ziyade sözün doğruluğunu daha ön plana alırdı. Kendisine eski tabirle seriül infial ve seriül intikal denebilir. Yani çabuk tepki veren ve çabuk demeden leblebiyi anlayan bir insandı. Mütecessisti. Sözü halk tabiriyle heybelendirmezdi. Yani ikircikli konuşmaz, dümdüz söylerdi. Bu Anadolu kültüründe bu gibi insanlara torba dinli denir. Her şeyi bir torbadadır. Bunun aksine ise açıkçası heybe dinli denir. İyilik de vardır, kötülük de vardır. Hangisi lazım olursa onu kullanır. Ne diyeceği belli olmaz. Menfaatine göre sözleri hedef bulur veya güzergah bulur. Tenkidi bir bakış açısı vardı. Ben hala hayret ederim bazı şeylerini. Mesela bir gün dedi ki hatıralardan bahsederken, galiba Ali Fuat Cebesoy'un hatıraları Ahmet Emin Yalman'ın sansüründen geçti dedi. Çünkü Ali Fuat Cebesoy'un daha fazla şeyler söylemesi lazımdı. Bilinmeyenlerin dışında da bir şeyler söylemesi beklenirdi. Seneler sonra Ali Fuat Cebesoy'un yeğeninden evraklarını bir yayıncı arkadaşımla beraber aldık ve yayınlandı Cebesoy'un hatıralarının basılmamış kısımları. Hakikaten orada hocanın ne kadar derin sezgi kabiliyeti olduğunu gördüm. Hocanın bir başka hususiyeti de Türkçe hassasiyetiydi.
Nitekim çok sağlam bir metin Türkçesi vardır. Ben biliyorum, isim vermeyeceğim ama İngiliz filolojisinden de bazı hocalar İngilizce yazdıkları metinleri hocaya okuturlardı. Hocanın bir başka hususiyeti de tezlere yön vermiştir Hacettepe'de. Mesela merhum oldu, o da Bayram Kodaman Hoca'nın doçentlik tezini o yönlendirmiştir. Bendeniz'in yüksek lisans tezini ve doktora tezini rahmetli yönlendirdi ve verdi yani. O bakımdan herkes İttihat Terakki çalışıyor. Ali bir bak bakalım muhalifler ne yapıyor dedi. Benim tezimin orijinal ismi İttihat ve Terakki, ikinci meşrutiyette İttihat ve Terakki'ye karşı çıkanlar başlığını taşır. Ama esas itibariyle Hürriyet ve İtilaf olduğu için basılırken başlığını o şekilde düzenledik. Mesela Tanzimat devrinde Türkiye eğitiminde çağdaşlaşma, ilk doktora tezi galiba hocanın verdiği, Özcan Mert'in Çapanoğulları yine hocanın verdiği doktora tezleridir. Hoca hakikaten vazife şinastı. Ben tesadüfen bir gün odasına gitmiştim. Cahit Bilim'in doktora tezini beraberce okuyorlardı. O bakımdan hocanın yaptırdığı doktora tezlerinde, yani Özcan Mert'te ve Cahit Yalçın Bilim'in tezinde hocanın Türkçesi vardır. Ve o Türkçe hakikaten hocanın kendi yazılarındaki kadar da sağlamdır. Yani her cümleyi tenkit eden bir insandı. Hoca tabiatıyla idealistti ve bilhassa yurt dışında doktora yapıp gelenlere çok büyük itibarı vardı. Fakat ömrünün son yıllarında, teferruata dalmak istemiyorum, maalesef çevresi de talebeleri de Hacettepe'den mezun olanlar da bilirler, bedbindi. Biraz bedbahtı. Fakat son bir seneye kadar, yani denebilir ki hoca aslında karamsar görüşlerin iyimser sahibiydi. Daima çalışırdı. Haftanın bir günü Milli Kütüphane'ye gider. Oradan gazeteleri tetkik eder. Bir günü Tarih Kurumu'na gider. Yeni gelen mecmualardan fotokopiler alır. Onları tenkit eder. Onları bize haberdar eder. Bu bakımdan Hacettepe Tarih Bölümü hocanın derin tesirini taşır. Bir başka taraf da hocanın seminer odası sohbetleriydi. Derslerden daha ziyade zevkli ve öğreticiydi. Hele seminer odası sohbetinde, Allah selamet versin, bölüm görevlisi Tahsin Bey'in demlemiş olduğu çaylar refakatindeki sohbetleri çok verimli olurdu. Ben hala o sohbetlerin tadını hatırlarım. Hoca biyografiye de çok meraklıydı ve çok insan tanırdı. Mesela bir defasında isim de verdi ama benim isim vermem doğru değil. Gençliğindeki hatıralardan birinde ünlü hocalardan birisi tramvaya binerdi İstanbul'da ve sadece çıkarır cüzdanından kendi bilet parasını verirdi derdi. Bu hocaya çok kötü tesir ettiği için, hoca diğergen bir adamdı, biz beraberce her bindiğimizde hoca asla belediye otobüsünde, tabii Ayrancı, Aşayrancı otobüslerine beraber binerdik, bana bilet aldırmazdı. Konferanslarda 1983'te yaş haddinden 4 sene önce emekliye ayrıldığı zaman gene buluşurduk. Konferans sonlarında arabaya binerdi, taksiye binerdik. Fakat ben ikaz ederdim, hocam şuradan belediyeye binip gidelim diye, bazı toplantılar müsaitti trafik bakımından. Binmez, taksiye de asla bana para verdirmezdi. Hatta profesör doçentin kesesinden harcamaz derdi. Ben de rahmetliye, hocam emekli profesör parasıyla taksiye binilmez derdim. Gülerdi ama bir şey demezdi. Hocayı çok iyi tanıyanlar severler ama bu açık seçik konuşmasından rahatsız olanlar vardı. Doğruları dümdüz söylerdi. Bana da mesela en çok söylediği şey, Ali Bey siz ağaçlarla uğraşıyorsunuz ama ormanla uğraşmak lazım derdi. Ben daha ziyade böyle bir bakıma hücre tarihçiliği diyebileceğim bir tarihçilikle
Yani belli konuda derinleşmek ve zevk aldığım için derinleşmekten hocanın tarih görüşü bu bakımdan farklıydı. Hoca da asla bir talebe istismarı yoktu. Yani bazı hocalarımızın yaptığı gibi maalesef ilim tarihinin acı sayfaları duyuyoruz. Keşke duymasak ve dolayısıyla bu gibi acıklı sayfalarla da kirleniyoruz. Ya çocuklar köfteciye gidelim deyip canım köfte istedi deyip köfteciye gittikten sonra yemek sonunda cüzdanımı da odada unutmuşum deyip köfte parasını asistanlara verdiren hocalara çok kızardı. Bu bakımlar mesela benden tabii dediğim gibi yakın komşu olduğumuz için Ali Bey bakın hiç bir mübalağam yok. Şu anda görüntüleri kapatsak ağlarım herhalde. Ali Bey kitap vermeme prensibiniz varsa saygı duyarım. Ama şu kitap bana lazım derdi. Ben hemen hocaya kitabı koştururdum ertesi gün. Fakültede ise ertesi akşam olurdu bu iş. Ve hoca işini görür, fotokopisini alır, okur, notunu alır. Kitabı bit tamam aynı temizlikte iade ederdi. Hacettepe Tarih Bölümünün işin acıklı tarafı bu kıymetli hocamızın nelere kırıldığını şu anda söylemek istemiyorum ama vaktinden önce 4 sene önce emekliye ayrılması ve biraz da bölüme küsmesi bölüm için de büyük kayıp olmuştur aslında. Fakat bölüme asla kırılmamıştır. Kırıldığı bölüm değil, idarecilerdi. Bu vesileyle Hacettepe Tarih Bölümünün kuruluşunun belki de en büyük şansı bu prensip sahibi, çalışkan, sözü açık, art niyeti olmayan, talebelerini ciddiye alan ama gerektiği zaman da ikaz eden bir insan olması oldu, bir hoca olması oldu. Talebeye karşı ilk prensibi adil olmasıydı. Mesela beni bir bakıma neredeyse bir meslektaş gibi görmesine rağmen kendisine yaptığım bir ödevi bir ay met etti. Birinci Meşrutiyet Meclisi mebusanında hükümete yöneltilen tenkitler diye bir ödev yapmıştım. Muhalif çizgiden gideceğimiz için doktora tezinde de. Ödevimi bir ay met etti. Hatta o kadar met etti ki çıkardığı dergide Abdülhalük Çay hoca ödevimi bastı. Ama bana dedi ki Ali Birinci John Dewey'i görmemişsin. A veremiyorum B dedi. Bu bakımdan Hacettepe'nin aslında 50 senelik tarihi inşallah başka 50 senelerde olur. Hocanın biz isimleri çok duyduğumuz için aslında tanıdığımızı zannediyoruz veya beyin şartlanıyor. Hocanın aslında dosyasına bakarak hayatını yazmak için dilekçe verdim Edebiyat Fakültesi'ne ama bana müsaade etmediler. Son zamanlarda bir kanun çıktı. Yani 24 Mart 2016'da çıkan kişisel verilerin saklılığı kanunu aslında Türkiye'de biyografinin bir bakıma hapsedilmesine yol açtı. Halbuki o kanunun 28. maddesinin C bendi tarih edebiyat ve tarih araştırmaların ve diğer sosyal araştırmaların mesuliyeti araştırıcıya ait olmak şartıyla bu kanundan muaf olduğunu söyler açıkçası. Arzu edenler bakabilir. 28. maddenin C bendi. Şu anda Türkiye'de maalesef biyografi araştırmaları durmuş durumda. Ve biyografiden bahsederken birçok kere çeşitli bakanlıklara ve emekli sandığına dilekçe verdim. Bana hep bu kanunu gösterdiler ve zırnık yani bir ölüm ilanı, bir doğum ilanı, akraba, yaşayan akrabaların şeyini, adresini vermediler. Aslında yakın tarih daha çok biyografidir ve bir isim yayınlandığı zaman biz bir varsayım olarak o ismin altında bir makale, bir ansiklopedi maddesi, bir kitap olduğunu kabul ederiz. Biyografi aslında tarihin mukaddemesidir. Esasen Carlyle'ın anlayışına göre de tarih, klasik tarih, kahramanların ve peygamberlerin hayat hikayesidir. Biyografi
aynı zamanda bir insanın içinde yaşadığı cemiyetle bağ kurmasının ilk halkasıdır. Yani mahallenizde muhtar veya mahallenizde iyi bir esnaf, bakkal olsa bile tanımak zorundasınız. Mahalleyle bütünleşirsiniz. Bu bakımdan Türkiye'de metinlerin maalesef biyografik temellendirilmesi çok zayıftır. Fakat acıklı bir taraf var. Bir taraftan biyografi bilgileri üretimi az. Bir taraftan da maalesef bu az olan bilgiler de tarih araştırmalarında yeteri kadar değerlendirilmiyor. Mesela biyografide Ali Çankaya'yı bu vesileyle rahmetle hatırlamak lazım. Birçok insan bir vali ismi geçtiği zaman geniş hayat hikayesi için Ali Çankaya'ya bakınız deyip bu insanın doğum ve ölüm tarihlerine, memleketine vesaire atıfta bulunmaz dipnotta. Asıl tarihçilik için bir felaket, bilhassa Cumhuriyet tarihçiliği için, inkılap tarihçiliği için asıl felaket ise bu tarihçilerin bu biyografik temellendirme meselesi diye bir meselelerinin olmamasıdır. Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin diye zikredip geçiyorlar. Tarihte halbuki biyografik temellendirme diye bir kavram, bir tartışma, bir eksikliği hissetmediğimiz için bu bakımdan metinler çok zayıf ve bazen de çok zahmetsiz şekilde ortaya konuluyor. Halbuki tarihi araştırmalarda birkaç temellendirme yapmak lazım. Bunun birincisi biyografik temellendirme dedik. İkincisi bibliografik temellendirme. Mesela bir doktora tezinde bibliografik eksikliğine baktığınız zaman, bibliografyanın eksikliğine baktığınız zaman belli ölçüden sonraki eksiklik görüldüğünde okunmaz. İade edilir. İade edilmelidir. Yine başka bir bu vesileyle söylemek istiyorum. Coğrafi temellendirme yok. Yani coğrafi isimleri yazıp geçiyorlar. Bugün ismi nedir? Dün mesela Erzurum'a bağlıydı Kiyo, bugün Bingöl'e bağlı. Bunlara bakmak lazım. Bu bakımdan da Türk tarihçiliği biyografi bakımından iyi çalışmalara rağmen, epey bir kaynak neşrine rağmen çok büyük bir mağluliyet içerisindedir diye düşünüyorum. Biyografide de bir eksikliğimiz şu, kitabını kullandığımız, tarih araştırması olarak kullandığımız insanları hiç merak etmiyoruz. Kim bu adam? Şimdi son senelerde dikkatimi çekti, isim zikretmeyeceğim. Mesela üç devirde bir adam, en çarpıcı Sivri tarafı, Cemal Kutay'ın. Biliyorsunuz bu güya Fethi Okyar merhumun hatıralarıdır. Halbuki bu kitap çıkar çıkmaz Fethi Okyar'ın kızı önce bu kitabın babamızla alakası yoktur diye hatıratı 400 adet bastırdı. Daha sonra iki defa Mehmet Seyitanlı hocamla beraber oğlu İş Bankası'ndan bastırdı iki veya üç defa. Yani bir eseri değerlendirecekseniz müessire, yani eser sahibine bakmak lazım. Yani biyografisiz tarih, açık söylemek gerekirse, boşa zahmettir. Hele yakın tarih büsbütün zavallı bir haldedir. Türk tarihçiliğinin birçok meselesini kıymetli meslektaşlarım çok zevkle dinlediğim bir kısmını, hepsini dinleyemedim. İlk defa Zoom'a giriyorum. Çok güzel bir şekilde anlattılar ama Türk tarihinin bence günümüzde bilhassa inkılap tarihi ve cumhuriyet tarihinin en büyük problemi şahıslar hakkındaki bu bilgi eksikliğidir ve daha da kötüsü merak eksikliğidir. Buna işaret ederek Hacettepe Tarih Bölümünün 50 senelik tarihinin çok fazla zaman geçmeden hiç değilse şimdilik birinci merhale olarak tarihinin yazılması gerektiği fikrindeyim. Yani rahmetli olan birkaç hoca hariç diğerleri başta Tuncer Baykar hocamız olmak üzere en kıdemlisi galiba yaş itibariyle sağlar. Onlardan da hatıralar alınarak bendeniz gibi kıdemli ve azat kabul etmez talebesi olarak bölümün gibi gençlerden de bu genç kelimesini Atatürk'ün tarifesiyle kullanıyorum. Hep gençlikten söz edince sormuş çevresi, paşam hep genç diyorsunuz biz ne olacağız diye.
Atatürk merhum da eli ayağı tutan, kafası çalışan her Türk gençtir demiş. Bu manada genç kelimesini kullanıyorum. Yazılması gerektiğine inanıyorum. Bu vesileyle de beni Hacettepe bölümüyle tanıştıran Bayram Kodaman Hoca'ya, sonra asistan olarak kabul eden Ercüment Kur'an Hoca'ya, Nejat Göğünç Hoca'ya Sivas'a asistan olarak alan ve yine doktora ders aldığım Abdurrahman Çaycı Hoca'ya ve bölümde hüsnü kabul gördüğüm Rifat Önsoy'a ve Özkan İzgi'ye de haktan rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum. Bu akşamın güzel vaktinde sözü daha fazla uzatmadan siz meslektaşlarımı da hürmet ve muhabbetle anıyorum. Sizin gibi kıymetli ilim adamlarının bulunduğu tarih gibi bir güzel meslek mensubu olduğum için Hacettepe sayesinde, aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi'ni kuranlara, yaşatanlara, tarih bölümünün bütün mensuplarına, şu andakilere de şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum Ali Hocam. Ağzınıza sağlık. Estağfurullah. Bu toplantı vesilesiyle sizi Zoom'da da tanıştırmış olduk. Burada da tabii merak ve yenilik önemli abi. Dolayısıyla bu tarihi gerçek oldu yani. Bu tarihi gerçek kayıtlardan düşmezse iyi olur. Kayıtlara geçmeli. Tabii bu da tarihi bir olay oldu. Peki. Tabii tarih yazarsanız. Şimdi Ali abi burada tabii müsaadenle tabii bir şey konuşmuştuk. İşte bu sayede tarihe geçelim gibi bir laf söyledi. Ben dedim sen zaten tarihe geçtin abi dedim yani. Böylece bu da önemli bir tarihi hatıra oldu sizin için. Zoom'la tanışmanız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bana müsaadeniz var mı? Estağfurullah. Mesaiyi terk etsem. Estağfurullah. Gökhan hocamızı dinleyeceğiz. Tabii siz buyurun lütfen. Gökhan hocamı dinlerim. Ben sonuncu konuşma zannettim. Peki. Yok. Şimdi değerlendirme oturumdayız. Siz ayrılabilirsiniz abi. Eğer gitmeniz gerekiyorsa lütfen. Yok, Gökhan Bey dinlemem lazım. Peki. Mürkiye'li kardeşim. Şimdi sözü çok değerli meslektaşımız Profesör Doktor Gökhan Çetinsay'a veriyorum. O da tabii ki açılışta da kendi konuşmasında da söylemişti aslında oturum başkanlığı sırasında. Buradan yolu geçenlerden Ali abi gibi yani Mülkiyeli, Zafer Toprak hocamızın belirttiği gibi ama aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi'nden yolu geçtiği gibi Hacettepe Tarih Bölümü'yle de çok yakın ilişkisi olmuş bir hocamız. Buyurun Gökhan hocam, sizi dinliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bütün hazirunu selamlıyorum. Tabii vakit kısa olduğu için hemen konuya gireceğim. Öncelikle bu toplantıyla ilgili birkaç kelam edip arkasından bu son 50 yılın muhasebesine ilişkin birkaç şey söylemek isterim değerlendirme olarak. Gerçekten dün ilk oturumdaki sunuşlardan hepimiz gurur duyduk. Tebrik ediyoruz. Nice 50 yıllara diliyoruz. Bu tabii baktığımız zaman o sunuşlara birinci oturumda yapılan hem akademik kadronun yayınları itibariyle hem de yaptırılan tezler itibariyle gerçekten göz doldurucu. Ve bu kesinlikle belgelenmeli ve mutlaka yayınlanmalı diye düşünüyorum. Özellikle tematik bütünlükler de çarpıcıydı. Tabii bu başarının arkasındaki sebeplere baktığımızda gerek Hacettepe Üniversitesi'nin kuruluşunda ki felsefe, gerekse tarih bölümünün kuruluşundaki prensipler ve felsefe önemli. O da kapsayıcılık. Dışlayıcılık değil, kapsayıcılık. Farklı kimlikleri aynı bölümde buluşturmak, farklı ekolleri aynı bölümde buluşturmak, tabiri caizse farklı çiçeklerden bal devşirmek. Bu yani ilk kuruluş yıllarından itibaren ve daha sonra da akademik standartları, benim de şahit olduğum üzere akademik standartları korumaktaki hassasiyet bu bölümün 50 yıllık tarihinde ve tabii ki liyakat gibi esaslar, o da bugüne kadar devam ediyor. Toplantıda da çok değerli tebliğler dinledik. Hem klasik branşlardaki gelişmeleri gördük hem de yeni alanlardaki, yeni gelişmekte olan alanlardaki gelişmeleri gördük.
hem üstadları, duayen hocalarımızı dinledik, hem de genç kuşakların alanlarındaki bilgilerini dinledik. Bazı durumlarda sevindik, bazı durumlarda endişelendik. Ne demek istiyorum? Mesela tek bir oturumdan örnek verirsem, Yunus Uğur'un anlattıklarından umutlandık, heyecanlandık. Ama Ahmet Şimşek'in anlattıklarından endişelendik. Genel olarak 50 yıla baktığımızda ise, 1960'lardan itibaren tarihçilikteki gelişmelere baktığımızda ise, ben klasik tabiriyle bardağın yarısını dolu, yarısını da boş olarak görüyorum. Ne demek istiyorum? Önce dolu tarafından başlayayım. Tabii burada vakit sorunu nedeniyle açıkçası öncelikle son 20 yıldaki gelişmeler üzerine birkaç söz söylemek isterim. Çünkü malumunuz Osmanlı'nın 700. yılı dolayısıyla 1999-2000'li yıllarda benim de dahil olduğum birçok kişi, hocamız, arkadaşımız birçok değerlendirme yapmışlardı. Onlar zaten arşivlerde elimizin altında duruyor. 99'daki bir tebliğde siyasi tarihçiliği değerlendirirken siyasi tarihçilikteki gelişmeleri iki branşa imrendiğimi söylemiştim. Kaydettikleri mesafe itibariyle iktisat tarihçiliği ve bilim tarihçiliği. Gerçekten kendi terminolojilerini oluşturmuş, kendi networklerini oluşturmuş, çok sistematik ürün veren alanlardı. Son 20 yıla baktığımızda 2000'den itibaren bu iki alanda gelişmeler devam ediyor. Gerçekten de hem iktisat tarihçiliği hem bilim tarihçiliği güzel örnekler veriyorlar. Her geçen gün daha da büyüyorlar. Buna şimdi hiç şüphesiz askeri tarihi de ilave edebiliriz. Zaten diğer branşlar tek bir tebliğ ile temsil edilirken bir oturumun askeri tarihçilik konularına ayrılması bile sembolik olarak bir işaret. Gerçekten de çok güzel gelişmeler oluyor askeri tarihçilikte. Benzer şeyler hukuk tarihçiliği için söylenebilir. Yine şehir tarihçiliği, özellikle bu dijitalleşmenin de gelmesiyle şehir tarihçiliği neredeyse mucizeler yaratıyor. Bütün boyutlarıyla kültür tarihçiliği. Yani kadın çalışmalarından, çocuk çalışmalarına, maddi kültürden, sözel kültüre bütün boyutlarıyla kültür tarihçiliği önemli gelişmeler kaydetti. Din konuları, dini gruplar, ötekiler, azınlıklar, bütün bu konularda son 20 yılda önemli gelişmeler olduğunu, önemli çalışmalar olduğunu görüyoruz. Ama tabii tüm tabloya baktığımda en heyecan verici alanın dijital Osmanlı tarihi olduğunu görüyorum. Bunun örneklerini de Yunus'la aynı kurumda çalıştığımız için görme imkanım da olmuştu gerçekten. Belki bu sempozyumda sunulamadı örnekleri, sadece alanın imkanları sunuldu ama gerçekten çok çarpıcı örnekler ve çok önü açık bir alan. Yeni gelişmekte olan alanları yine bu sempozyum vesilesiyle gördük. İklim ve çevreden tıp ve salgın hastalıklara kadar gündemimize yeni gelen ve gelişmekte olan alanlar. Son 20 yıla baktığımda bir konuda da önemli bir gelişme var. O da hep klasik bir şikayet konumuz vardı. Hep 16. yüzyıla veya 19. yüzyıla yoğunlaşıyoruz eleştirisi. Bunun artık aşıldığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. 18. yüzyıl artık karanlık olmaktan çıktı tabir caizse ve gerçekten önemli çalışmalar var. Ayrıca 1760-1840 döneminin özel olarak dikkate değer bir gelişme kaydettiğini söyleyebilirim. Bu büyük dönüşüm ayanlardan tanzimata, işte Nizam-ı Cedid'den tanzimata olan bu dönemin bütün boyutlarıyla neredeyse çalışıldığını ve çok önemli aşamalar kaydedildiğini söylemek isterim. Yine bu 20 yılın en önemli gelişmelerinden bir tanesi, her bakımdan kaynaklara ve literatüre daha kolay erişimimizi sağlayan dijitalleşme konusu. Hem arşivler bakımından, hem kütüphaneler bakımından, hem de yurt dışı kaynaklar bakımından
neredeyse tırnak içinde bir devrim yaşıyoruz. Bizlerin akademik hayatında daha önce veya doktora yıllarında hayal edemeyeceği gelişmeler yaşanıyor. Ama bunun dezavantajları da var. Onu birazdan bardağın boş yarısında belirteceğim. Bir başka kaydedilmesi gereken önemli gelişme bu dönemde. Çeviriler çoğalarak devam ediyor. Yine eskisiyle kıyaslanamayacak derecede. Ve bilimsel temel kaynak neşirleri olumlu bir şekilde devam ediyor. Üniversite dışı kurumların, sivil toplum kuruluşlarının katkıları olumlu bir şekilde devam ediyor. Yine 1991 sonrası, Soğuk Savaş sonrası başlayan dil konusundaki olumlu gelişmeler, yani kaynak dillerin daha kolay öğrenilmeye başlaması, daha çok çalışılmaya başlanması, olumlu katkılar, konu çeşitlenmesi devam ediyor. Yine son yıllarda şahit olduğumuz, eskiden bir eleştirimiz vardı. Sadece Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi Türkiye tarihi çalışmak. Bunun artık dışına çıkılmaya başlandığını görüyoruz genel olarak. Disiplinler arasılık artık bir kural haline geliyor. Daha belirgin ve belirleyici hale geliyor. Yurt dışında daha çok üretim görüyoruz. Mesela benim gözlemim ilginç. Mesela Yunanlı tarihçiler çok olumlu katkılar yapıyorlar. Çok çeşitli katkılar yapıyorlar literatüre her bakımdan. Ve daha çok Türk araştırmacı yurt dışındaki kurumlarda istihdam ediliyor, ürün veriyorlar. Oradaki gündemi belirliyorlar. Bunlar hep olumlu gelişmeler. Son olarak bu bardağın dolu tarafında her bakımdan sayılar çoğalıyor. Hem araştırmacı olarak, hem test sayısı olarak, hem yayın sayısı olarak bu sayıların çoğaldığını görüyoruz. Şimdi bardağın boş tarafına gelirsek, bir ilginç bir kitap var. Dikkat, o da Hacettepe Üniversitesi'nde yapılmış aslında. 1975 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde, o da yakın tarihlerde, hatta 13-15 Kasım 1975'te Felsefe Kurumu'nun bir sempozyumu var. Türkiye'de Tarih Eğitimi Sempozyumu. Burada da tarih bölümünü rahmetli Nejat Göğünç temsil etmiş. Çok ilginç tartışmalar var. Tavsiye ederim. Biraz bulunması zor bir kitap olmakla birlikte. O kitaba bakınca birçok şikayetin, birçok eksikliğin halen devam etmekte olduğunu da görüyoruz aslında. Yani o bardağımızın boş tarafında. Bir kere ikili yapı devam ediyor. Nedir bu ikili yapı? Hani iki farklı tarih bölümleri var Türkiye'de. İşte iki farklı mesleki tarz var. İki farklı zanaat mesleği yapış biçimi var. Tarihe yaklaşım tarzı, zihniyet, tarihsel meselelerde zihniyet bakımından ayrışmalar devam ediyor Türkiye'deki tarih bölümlerini kıyasladığımızda. Bununla ilişkili bir diğer konu, genel olarak hem tarih bölümleri hem kamuoyu olarak kimlik sorunlarımız, mahalle baskılarımız devam ediyor. Patronaj ilişkileri sorunumuz devam ediyor. Genel olarak kimlik savaşlarımızın, yani ülkemizde yaşanan kimlik savaşlarının tarih alanında icra edilmesi, tarihin mühimmat olarak, bir araç olarak kullanılması olayı maalesef devam ediyor. Hatta hızlı gelişen alanların, Türkiye'de büyük mesafe kat eden alanların bile dikkat edersek, bu tür ideolojik ve politik tartışma dışı konular olduğunu görüyoruz. Rahatlıkla polemik konusu olmuyorlar, destek alıyorlar ve bir kapalı bir grup içerisinde devam edebiliyorlar. Bu kimlik savaşlarının devam etmesinin bir göstergesi de maalesef benim için 100. yılların da hakkıyla kutlanamaması. Yani birçok olaya şahit olduk son 10 yılda ve olacağız önümüzdeki yıllarda da. Ama diğer örneklerini gördüğümüz gibi Avrupa ve diğer dünya ülkelerinde böyle hakkıyla kutlanamadığına şahit oluyoruz. Bir diğer konu zanaate ilişkin sorunlar, tabir caizse.
tarihçilik ve tarih yazımına ilişkin sorunlar devam ediyor. Tabii tüm sayılarda ve yayın sayısında artış var. Bu çok çok bariz. Var ama nitelik her zaman özür dilerim, nicelik her zaman niteliksel artış getirmiyor. Ciddi etik sorunlarımız var. Özellikle atama ve yükseltme kriterlerinin ve maaş seviyeleri kriterlerinin getirdiği yayınlarda etik sorunlarımız var. Benim gözlediğim, son dönemde kendi çalışmalarım dolayısıyla gözlediğim bir özellik de yüksek lisans ve doktora seminer ödevlerinin fakülte dergilerinde yayınlanmaya başlaması. Bunun çok örneklerine rastlıyorum. Bunun bir problem alanı olarak işaretliyorum. Son olarak, evet, popüler tarihin yükselişini ve giderek akademik tarih üzerinde de bir egemenlik kurmaya başladığını görüyoruz. Bu daha önceki oturumda da söz konusu oldu. Bu hep vardı aslında ama 1990'larda medyanın çeşitlenmesi ve medyanın Türkiye'de farklılaşmasıyla birlikte yoğunlaştı. Ve son aşamada ise sosyal medyanın yükselişiyle birlikte neredeyse hem yoğunlaştı hem de tabiri caizse vulgerleşti. İşte komplo teorileri buna eşlik etmeye başladı. Hiç şüphesiz olumlu tarafları da var. Mesela bugün YouTube'a girdiğinizde inanılmaz bir tarihi program çeşitliliğiyle karşılaşıyorsunuz. Özellikle yabancı diller başta olmak üzere. Yani inanamazsınız. Ben önce bunu küçümsüyordum, basitliyordum ama bu korona günlerinde biraz da çocuklarımızı da şey yaptığımız için, sosyalleştirmeye çalıştığımız, himaye ettiğimiz için ben de oğlumla birlikte seyrettim bazı böyle özellikle yabancı dildekileri. İnanamadım. Yani bizim sınıfta anlattıklarımızdan çok daha profesyonelce, çok daha kapsayıcı bir şekilde ve üstelik de gençlerin dilini kullanarak ve binlerce örneği var. Neredeyse her konunun tarihte. Ama bu bizim kendi problemlerimizi gidermiyor. Tarihi romanlardan tarihsel dizilere geçiş yaptık. Eskiden tarihi romanlar böyle çok tartışılırdı Türkiye'de. Ama şimdi tarihsel, birkaç dakika içerisinde bitireceğim Sayın Başkan. 15 dakikaya riayet edeceğim sanıyorum. Tarihsel dizilerin bir hakimiyeti var. Bunlar tabii sadece hani normalde zaten bir kültür endüstrisine hizmet ediyorlar. İşte reyting kaygılarıyla çekiliyorlar ama bizim ülkemizde tabii aynı zamanda birer politik proje olarak da görülüyor. Bence akademik tarihçilik üzerinde de olumsuz örnekler var. Bunu tabii en güzel değerli meslektaşım Ahmet Şimşek de belirtti kendi tebliğinde. Benim de öğrencilere vermekten hoşlandığım örnekleri de verdi. Özellikle 2. Abdülhamit konusu. Bu artık gerçekten ilginç bir örnek olay. Hani bırakalım dizinin senaryosunu, farklılıklarını ama bu gerçekten üzerinde durulması ve sonuçlar çıkarılması gereken bir konu. Ne demek istiyorum? Hani artık oyuncular gerçekmiş gibi algılanıyor, gerçek karakterlermiş gibi algılanıyor. İşte konferanslara, belediyelerin konferanslarına onlar çağrılıyor ama dahası da var. Benim görebildiğim. Mesela tarihsel kişiliklerin yeri değişiyor. Mesela bu bahis konusu olan dizide işte normalde Mahmut Celaleddin Paşa olumsuz bir karakter ve ihanet içerisinde ve bir süre sonra diziden ayrılacak. Ama başarılı bir tiyatrocu oynadığı için ve reytingler sürekli yükseldiği için anladığım kadarıyla bir süre sonra senaryo değiştiriliyor. Öldürülmüyor, oyuna devam ediyor ve Mahmut Celaleddin Paşa olumlu bir karaktere dönüşüyor seyirci baskısıyla. İkincisi Tahsin Paşa. Tahsin Paşa malumunuz 1908'den ölümüne kadar neredeyse işte 1930'un başlarına kadar
30'ların mazuriyet içinde yaşamış. Abdülhamit'in şeyi olarak, baş sekreteri olarak düşünebiliyor musunuz adamın yaşadığı, hani meşrutiyet ve erken cumhuriyet dönemlerindeki yoksunluk duygusunu, izolasyon duygusunu? Ama başarılı bir tiyatrocu oynadığı için, oyundaki karakter kahraman olduğu için Tahsin Paşa da kahraman oldu ve ikinci baharını yaşadı. Ölümünden onlarca yıl sonra kitapları satmaya başladı. Herkes Tahsin Paşa'yı tanımaya ve olumlamaya başladı. Böyle şeyleri de oluyor. Ama genel olarak baktığımızda ben Abdülhamit dönemi çalışmaları itibariyle söylüyorum. Popüler tarihçilik üzerinde neredeyse hiç etkisinin kalmadığını akademik tarihçiliğin ve aksine gelişmeler olduğunu ve karamsar bir şekilde de bunun neredeyse düzelmesinin imkansız olduğunu düşünüyorum. Medyanın, sosyal medyanın ve sosyal şeyin, popüler kültürün eğilimi dolayısıyla. Son olarak dijitalleştirme konusu. Burada tabii Yunus Uğur'un incelediği alan olarak değil, kaynaklarımızın erişilebilir olması, dijitalleştirilmiş olması anlamında ve artık tarihsel araştırmaların dijitalleştirilmiş kaynaklar üzerinden yapılması bağlamında birkaç şey söyleyeceğim ve bitireceğim. Günümüzde tabii bir gerçeklik var. İnternette yahut internetin en çok kullanılan arama motoru ismiyle söylersek Google'da varsanız bugün tarihte de varsınız, tarihsel araştırmalarda da varsınız. Hatta Google'ın 10. sayfasında olmanız da yetmiyor. İlk sayfasında yoksanız veya ilk birkaç sayfasında tarihsel araştırmalarda da yoksunuz. Tarihsel bilgi olarak da yoksunuz. Bu giderek hem çok yaygınlaşıyor, başta öğrencilerimiz olmak üzere ve literatür bilgisi ciddi olarak zayıflıyor. Sadece dijital olarak bulunan bilgilerle akademik araştırmalar yapılmaya başlandı. Bunu önemli bir problem alanı olarak işaret etmek isterim. İkinci olarak da arşiv kaynakları alanında da çok güzel gelişmeler var. Biz de hatta diyoruz keşke bizim gençliğimizde de olsaydı bu tür imkanlar. Malzeme fışkırıyor tabiri caizse her yerden ama bunun da kendi dezavantajları var. Bir örnek vereyim. Başbakanlık Osmanlı Arşiv. Bugün artık hele son pandemi dönemi dolayısıyla bütün koleksiyonlar da açıldı. İşte artık her şey açık ve her türlü de imkan var. Ama teknik konular da var. Mesela işte teknik hatalardan kaynaklanan konular, anahtar kelimeyle aramanın getirdiği dezavantajlar, yanlış yazımlar dolayısıyla aslında araştırmanın tam icra edilememesi. Bir de benim kendi tecrübemden kalkarak vardığım bir sonuç. Bütüncül perspektifi kaybediyoruz dijitalleştirmeyle arşivlerde. Ne demek istiyorum? Mesela biz şimdi ancak anahtar kelimelerle arayabiliyorsunuz. Dediğim gibi o teknik hatalar payını geçsek bile. Ve size diyelim ki Yemen, değil mi? İşte 2. Abdülhamit döneminde Yemen yazıyorsunuz ve sadece Yemen'le ilgili malzeme geliyor önünüze. Halbuki benim kuşağım, işte ağabeylerimiz, hocalarımız bilirler. Bizler bütün Abdülhamit dönemi kataloglarını tarar, Yemen'le ilgili notlar alırdık. Ama şöyle bir perspektif kazanırdık aslında. Abdülhamit döneminin bütün sorunlarını, bütün meselelerini, arşive intikal etmiş bütün konuları da görürdük. Problem alanlarını tespit ederdik ve bütüncül bir görüşe ulaşırdık. Şimdi ise sadece Yemen'le ilgili bulabildiklerimizi buluyoruz ve o bütüncül perspektifi kaybediyoruz. Bu bütün arşivler, bütün yazmalar, bütün dijitalleştirilmiş kaynaklar içinde söz konusu edilebilir. Ben tekrar Hacettepe Üniversitesi'nin tarih bölümünün 50. yaşını kutluyorum. Ve bu sempozyum dolayısıyla herkese
tebrik ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ediyoruz Gökhan Hocam. Hakikaten bu tabii iki günlük sempozyumda edinilen izlenimleri çok güzel bir şekilde analiz ettiniz. Çok güzel bir değerlendirme oldu. Teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Şimdi de söz sırası Profesör Doktor Ahmet Şimşek'te. Tabii Ahmet Şimşek özellikle Türkiye'de tarihçilik ve tarih eğitimi alanında yaptığı çalıştaylarla, ki ben de birkaçına katıldım ve neticesinde hazırladığı, editörlüğünü yaptığı kitaplarla adeta bir kurum hüviyetinde çalışan bir arkadaşımız. Buyurun Ahmet Hocam. Estağfurullah. Teşekkür ediyorum Mehmet Hocam övücü sözleriniz için. Hak ettiğimi de çok düşünmüyorum. Umarım layık olacak işler yapma fırsatımız olur. Gökhan Hocam çok güzel özetledi açıkçası iki gündür takip ettiğimiz kadarıyla. Çünkü ben de 12 sayfa civarında not almıştım. Ama bunların pek çoğunu zaten dile getirdi. Bir de saat 18.10 akşam yemeği vakti. Sempozyumun son oturumunun son konuşmacısı sözü uzatırsa herhalde amiyane tabirle adamı döverler. Bu noktada ben olabildiğince kısa öz bazı şeylere değineceğim. Şimdi öncelikle bir bölüm neden bir kendini değerlendirecek 50. yıl sempozyumu yapar? Bence bu çok önemli bir sorunsala işaret ediyor. Bir mantığa, bir bilim kafasına, bir bilim kültürünün oluşmuşluğuna işaret ediyor. Öncelikle onu vurgulamak isterim. Çünkü bilanço çıkarmak istiyor bir taraftan. Bir taraftan kendini görmek istiyor. Neler yapabildiklerini paylaşabilecek cesareti var, özgüveni var. Yani bence Hacettepe Üniversitesi'nin tarih bölümünün yapmış olduğu bu sempozyumu Türkiye'de kaç tarih bölümümüz yapabilir bilemiyorum. Hani onlara da fırsat vermek isteriz bu çerçevede. Tabii çok zengin bir tarihçi profilimizin olduğunu görüyoruz. Farklı konularda gerçekten farklı yöntemlerle çalışan tecrübeli hocalarımız alınmasınlar ama biraz genç ve orta yaşlı grubun daha farklı konulara yöneldiğini de görüyoruz. Bu da sevindirici, umut vaat ediyor açıkçası geleceğe ilişkin. Sanırım bölümü kuran, Ercüment Kur'an Hoca, Allah rahmet eylesin, özlediği bir tarihsel çeşitliliği Hacettepe Üniversitesi tarih bölümünde görmüş olacaktı. Benim birkaç değinim dijital tarihçilikle ilişkili olacak. O da şu, gerçekten dijital imkanların artmasının hepimiz farkındayız. Bu çok sadece kaynak imkanlarının artması değil. Aynı zamanda işte Yunus Hoca da detaylı bir şekilde değinmeye çalıştı. En azından ana hatlarıyla ama bizim için öyle sayılabilecek noktadaydı. Belge işleme ya da ne diyelim bu verileri analiz etme, bunlardan yararlanma bağlamında acaba makina bize neler verebilir, neler yaptırabilir? Bunun örnekleri neler, neler çalışılıyor dünyada ve Türkiye'de? Bu projeler çerçevesinde neler üretiliyor? Buna ilişkin güzel bir sunu yaptı. Kendisine gerçekten teşekkür ediyorum. Ben şunu anlıyorum. Dijital tarihçilik imkanları tarihçiliği o dereceye etkiliyor ki artık etkilemekten ziyade bundan sonra şekillendirecek. Eminim böyle gidecek. Çünkü her birimiz bu pandemi döneminde evlerimizden çalışmaya alıştık. Dijital imkanları daha fazla kullanmaya gayret ediyoruz. İmkanları çeşitlendiriyoruz. Araçlarımızı çeşitlendiriyoruz. Bunlar sadece yayın imkanları açısından değil. Makalelerin oluşturulma sürecine de, kitapların oluşturulma sürecine de, konuşmalara da daha fazla etki etmeye başladı bu dijital imkanlar. Tarihçilerin akademik çalışmaları yanında Gökhan Hocam sağ olsunlar övgüyle bahsettiler. Ben açıkçası çok pesimist davranmak istemiyorum ama gerçekten sosyal medya gerçeği yani olgusuyla ilişkili ciddi çekincemelerimiz oluşmaya başladı ama bir taraftan da vazgeçebileceğimiz bir platform veya evren değil. Bunu bir şekliyle biraz daha rehabilitasyonun yollarını belki düşünmek gerekiyor. O da gerçekten yıllardır söylüyoruz akademik tarih formasyonuna sahip hocalarımızın dijital içerik üretimiyle daha çok ilgilenmelerini istiyoruz, bekliyoruz. Hatta bu dijital içerik üretimi o derece önem arz ediyor ki artık
tarih bölümlerimizde bunun nasıl yapılabileceğine dair bir takım derslerin konulması da gerekli görülüyor. Bu sadece bir takım dijital kütüphaneler, veri tabanları falan değil mesele. Yani bizim çok daha çeşitli bir şekilde bütün bunların üzerine eğilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve genç tarihçilerin farkındalığını arttıracak etkinliklerin de bu noktada olumlu sonuçlar doğurabileceğini düşünüyorum. Bir diğeri tabii ki mutlu edici nokta, işte kadınlar, ötekiler, çocuklar, özne merkezli tarihçilik kavramları çokça tartışılıyor, konuşuluyor ve gerçekten genel bir özlem var ve yapılan işleri de biraz buna dönük gelişmeye başlamış. Bu mutluluk verici. Örneğin şöyle de bir ilginç durum oturumdan edindim. İşte Özlem Sert hocam, Rüya Kılıç hocamın ve Şeyma Afacan arkadaşlarımızın bulunduğu oturumda sadece kendi çalışma alanlarının tarih yazımı geçmişini değil, aynı zamanda metodolojisini de konuştular. Bu çok değerli bir şey. Yani bizim artık bu noktalarda daha mikro düzeyde metodolojik yönelimleri biraz daha dikkate alarak daha görünür kılmamız gerekiyor, daha çok paylaşmamız gerekiyor. Çünkü iyi örnekler iyi örnekleri doğurur. İyi örneklerin metodolojisinin konuşulması da açıkçası memnuniyet verici, zenginleştirici olur diye düşünüyorum. Bir de Gökhan Hocam, seminer çalışmalarının akademik dergilerde yayınlanmasıyla ilgili bir soruna işaret etti ama herhalde nitelik kaybıyla ilişkili bir endişesi var. O noktada değerlendirdi. Yoksa ben şöyle düşünüyorum, sözüm yanlış anlaşılmasın. Bu seminer çalışmaları dahil olmak üzere, tabii lisansüstü eğitimi kastederek söylüyorum bunda. Öğrencilerimizin her bir derste üretmiş oldukları içeriğin akademik yazımı tabii ciddi yardımlar alarak geliştirilmesi ve yayına dahil edilmesi, dolaşıma sokulması tabiri caizse bir şekliyle onları da teşvik edici bir noktaya getiriyor. Onları da mutlu ediyor ve onlar da sadece bir eserlerin ortaya çıkmış olmasından dolayı değil, bu işlerin nasıl yapılabilirliğini bizzat deneyip görmüş olmaları bakımından tecrübe edilmiş oluyorlar. Bu da ayrı bir kazanç olabilir diye düşünüyorum. Tabii sizin sözünüzü naksetmek için söylemedim bunu ama böyle bir yönü de var. Onu da görmezden gelmek doğru olmaz diye düşünüyorum. Söz verdiğim gibi kısa ve öz bir şekilde bunları dile getirmek istedim. Davetiniz için Mehmet Öz Hocam, Ramazan Acun Hocam teşekkür ediyorum tekrar. Çok güzel bir sempozyum oldu ve hemen belirteyim. Mehmet Öz Hocam, buraya not almışım. Son 10 yıl içerisinde galiba bu sizin ikinci tarihçilikle ilişkili sempozyumunuz. 2010 yılında Türk 11. Tarih Kurumu'nun o, 11'de miydi hocam o da? O, tam o 2010'daydı. Dolayısıyla 11 yıl oldu. 11 yıl olmuş. Evet, ikincisi de bu 2021. 11 yıl içerisinde tarih yazımı çalıştaylarını önemsiyoruz. Bu tarz tarihçiliği esas alan farklı konuların konuşulduğu sempozyumlar da ayrı bir zenginlik katıyor. Bunun için de özellikle teşekkür ederim. Çok ben teşekkür ediyorum. Oldu. Tekrar herkese saygılarımı sunarım. Ben çok teşekkür ediyorum. Tabii şimdi bu bir değerlendirme oturumuydu. Ama burada şimdi müsaade ederseniz iki duayen hocamız hala bizde. Ben eğer arzu ederlerse onlara söz vermek istiyorum. İsem Bike Hocam ve Zafer Toprak Hocam kısaca bu toplantıyla ilgili son olarak neler söylemek isterler? Buyurun İsem Bike Hocam. Hocam demin açmıştınız. Hocam sesiniz kapalı. Şimdi açtınız hocam, buyurun. Evet, ben biraz ışığı açmalıyım. Beni davet ettiğiniz için ben çok teşekkür ederim. Pardon, ben karanlık. Hocam görünüyor, sıkıntı yok yani. Evet. Demin açtık. Bir dakika, izin verirseniz ben de bunu ayarlayayım. Hocam, işte problem var. Evet.
Ben önümü göremiyorum, oldu da onun için. Şimdi gerçekten teşekkür ederim. Ben çok yararlandım. Ramazan Acun'un açılış konuşması çok yararlı oldu. Aslında Mehmet Bey, siz idarecilik meselesinden bahsettiniz. Bence Ramazan Bey'in bu çalışmasına aynı zamanda idarecilik açısından da bir şey koymak lazım bir yerde. Yani bu benim kendi şahsi görüşüm. İkincisi de o çalışmada dışarıdan etkilenmek ve dışarıya faydalanılır yazı hazırlanmış olması dolayısıyla yapılan örneklemler içerisinde Türkiye'de olup da, yani Hacettepe'de olabilir, başka bölümlerde özgün görüş gösterenler içinde bir şey top lazım. Yani orada çünkü sadece iç ve dış ile olan ilişkiler daha fazla öne çıkıyordu. Ama gerçekten çok güzeldi ve çok yararlandım. Öte yandan şimdi günün arkasından tabii Özer Bey'in konuşması demin benim söylediğim son meseleyle ilgiliydi. Çünkü Özer Bey hangi batılı tarihçilerin etkisinde kaldığını bize uzun uzun anlatmadan kendi görüşlerinin nasıl ortaya çıktığını anlattı. Ve aslında belki hem Ahmet Şimşek Bey hem Yunus Uğur Bey katılmayabilirler ama irticalen konuştuğu için beraber düşünme fırsatımız oldu. Yani dikkatimiz başka yönlere de, hiç olmaz tabii ben kendi görüşümü söylüyorum, dağılmadı ya bir şekilde. Ve kendi özgün çalışmasının nasıl ortaya çıktığını gerçekten mesela öğrencilere gösterilebilecek bir şey halinde sunmuş oldu. Diğer taraftan tabii bu dijital tarihçilik işi çok hem Yunus Uğur'un çalışması gösterdikleri, ben bir daha seyredeceğim YouTube'dan. Ama bir taraftan Ahmet Şimşek Bey'in söylediği duygusallık öne geçiyor gerçeklerin. Ve aslında insanlar gerçeklerle değil de düşündükleri ve umduklarını bir yerde göstermeye çalışıyorlar. Bu konuda siz yani bu problemi işaret ettiniz ama bu problem konusunda ne yapılacağı, ben pek o konuda pek fazla bir şey söylendiğini düşünmüyorum. Yani veyahut da anlayamadım. Aslında çok önemli bir konu. Çünkü ben de biraz işaret etmeye çalıştım. Hani çok fazla şey yapmadan. O kadar çok yanlış bilgi var ki bir yerde. Bunlarla ne şekilde, yani ben de bilmiyorum. Ama bu, bütün bunu dile getirmiş olmanızdan dolayı, özellikle de duygusallığı öne çıkarmış olmanızdan dolayı çok teşekkür ederim. Gerçekten çok verimli bir çalışma oldu. Tabii diğer çalışmalar Süreyya Hanım'ın böyle gayet yumuşak bir şekilde konuları birbirleriyle ilişkilendirmesi falan her açıdan güzel oldu. Tebrik ederim. İnşallah ileride yenileri olur. Çok teşekkür ediyorum hocam. Hürmet ediyorum. İyi akşamlar diliyorum size. Şimdi Zafer hocamıza söz vermek isterim. Hocam buyurun. Öncelikle Mehmet hocamı kutlamak isterim. Son derece başarılı bir artık sempozyum diyelim veya çalıştay diyelim. Kapsayıcılığı açısından benim beklemediğim ölçüde geniş bir perspektif oluşturdu. Tabii beklentilerimin üzerindeydi, onu söyleyeyim. Ve belki de son zamanlarda
ki katıldığım sempozyum veya çalıştayların belki de en başarılısıydı, onu söyleyebilirim. Çünkü çok farklı perspektiflerin gündeme gelmiş olması büyük bir artı. Ve bu kurguda tabii Mehmet Hocam'ın büyük bir katkısı var. Bunu da unutmamak gerekir. Çünkü teker teker bu insanları seçmiş durumda. Bunlara çağrı gitmiş durumda. Şimdi bazı gözlemlerde bulunmak istiyorum. Türkiye'de tarihçiliğin varmış olduğu nokta açısından. Çünkü bu o açıdan da bir turnesol kağıdı işlevi görüyor. Bu işin içerisinde 50 yılın üzerinde bir süredir tarihçilik yaptığım kanısındayım. Bir kere şunu belirtmek isterim. Şimdi Gökhan çok iyi bir takım hususlara değindi. Şimdi bunların bu hususlardan biri genellikle bir ikilemden söz etti. Yani Türkiye'de tarihçiliğin bünyesinde olan bir ikilem. Bu özellikle benim gençlik çağlarımda çok daha belirgindi. Yani bir klasik tarih kurumlarında eğitim görmüş değerli arkadaşlar vardı, tarihçiler vardı. Bir de onların dışında farklı disiplinlerden gelen ve çoğu kez yabancı dil bilen bir tarihçi zümresi vardı. Bir kere şunu görüyoruz artık, bu toplantıda da o çok net bir şekilde ortaya çıktı. Bu açık giderilmiş durumda. Bu önemli bir nokta. Yani aslında bugünkü ve dünkü tebliğlerden görüyoruz. Çok farklı kurumlardan gelen arkadaşlar her şeyden evvel yabancı kaynaklara ulaşabiliyorlar. Tabii burada son zamanlarda dijitalizasyonun da çok önemli bir rolü var. Çünkü hakikaten kütüphanelerimiz son derece yetersiz. Yani tarih eğitimi açısından, araştırmalar açısından kütüphanelerimiz, üniversite kütüphanelerimiz birkaç üniversite hariç son derece zayıf. Ben geçenlerde Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret ettim. Eksik olmasınlar, çok yardımcı oldular, her bölümü dolaştırdılar. Fakat şunu söyleyeyim, o kadar güçlü bir bina, o kadar güzel bir bina ortaya çıkmış durumda ama bir lisansüstü eğitimi için gerekli kaynakların, mazur görsünler beni, %5'i bile yok o koskoca kütüphanede. Yani bağışla çalışan bir kütüphane, bağışla olacak bir şey değil. İlk sorduğum soru bütçesiydi ve maalesef bu koskoca kütüphanenin bütçesini kimse bilmiyordu. Bütün müdürlerle birlikteydim. Yani hakikaten bizim kütüphanelerimiz son derece yetersiz ama bunu dijital ulaşımla bir ölçüde giderme çabası içerisindeyiz. Ve gördüğüm kadarıyla da bunda epey başarılıyız. Ama tabii burada daha çok makaleler devreye giriyor. Kitap olarak daha geri planda bu dijital ulaşım olanakları daha geri planda yer alıyor. Ama şu bir gerçek, aslında artık Türkiye'de çağdaş tarih yakalanmış durumda. Yani dünyadaki tarihçiliğin varmış olduğu evre Türkiye'de tarihçilerce de bir şekilde ulaşılmış durumda. Bu 20 sene önce böyle değildi açıkçası. Ama hele gençlerimiz, dinlediğimiz dün ve bugün dinlediğimiz gençler çok başarılı bir şekilde günceli yakalamış durumdalar, literatürü yakalamış durumdalar. Bu bence son derece başarılı bir evre. Fakat şu tür bir takım açıklarımız var, onları da vurgulamak isterim. Biz hala Türk tarihi, Osmanlı tarihi, Cumhuriyet tarihi, yani Türkiye Cumhuriyet tarihi, bunlara odaklanıyoruz büyük ölçüde. Yani daha dış dünyaya epey kapalıyız, onu vurgulamak isterim. Hatta yurt dışına giden öğrencilerimizin çok büyük bir kısmı gene Türkiye üzerine çalışma yapmak durumunda kalıyorlar. Gittikleri ülke tarihleriyle pek ilgilenme fırsatı bulamıyorlar. Bunu aslında gittikleri ülkelerin tarih ya da işte üniversiteleri de
farklı şeyler yapmalarına pek sıcak bakmıyorlar, onu da söyleyeyim. Hemen Türkiye'yi yönlendiriyorlar. Öğrencilerimizin bu işine de geliyor. Nasıl olsa Türkçe biliyorlar, rahatlıkla bu işi, daha doğrusu doktorayı kotarabilecekleri kanısındalar. Tabii bu en büyük mahsurlarımızdan biri. Yani Türkiye'de, Türkiye dışı tarihçilik alanında çok az bir yol kat etmiş durumdayız. Gerek batı, gerek doğu konusunda. Bu açığın da bir aşamada giderilmesi gerekir. Ve bu açıkla birlikte de bir takım komparatif çalışmaları da yapar duruma gelmemiz gerekir. Şimdi burada tabii en büyük açmazlarımızdan biri, tarihi dar bir, hermeneutik bir şekilde ele alıyoruz. Yani tarihin diğer disiplinlerle olan bağlantılarını yeterince kuramıyoruz. Bunun da nedenlerinden biri, programlarımızın, tarih programlarımızın, üniversitelerdeki tarih programlarımızın yetersiz oluşu. Yani size birçok iktisat tarihçinizi sayabilirim. Bunlar hayatlarında iktisat dersi almamış kişiler. Yani çünkü yok, yani böyle bir tarih bölümünde çok az üniversitede tarih bölümünde iktisat dersi var veya seçimlik olarak gündeme geliyor. Bir kere zorunlu olarak çok çeşniği genişletecek bir şekilde farklı disiplinlerin de öğretilebilmesi gerekir. Aslında bunu Ercüment Hoca yakalamıştı ama ona izin verilmedi, onu söyleyeyim. Yani ben kendi konuşmanımda da gündeme getirdim. Hazırladığı program YÖK'te de aslında kabul görmesine rağmen üniversitelerimiz, özellikle klasik üniversitelerimiz buna pek yanaşmadılar. Oysa bu çok zorundu. Yani bir ekonomi eğitimi, bir sosyoloji, bir psikoloji, bir istatistik eğitimi. Hele dijitalden söz ediyoruz son zamanlarda. İstatistik bilgisinin son derece önemli olduğu kanısındayım. Bunların bir şekilde verilebilmesi gerekir. Bu da ancak eğitimimizde görece salt tarih derslerinin ağırlığını azaltıp diğer derslerin önemini bir şekilde vurgulamak ve daha hatta işte çift ana dal dalları gibi bir takım alanlara açılabilmek ve mümkün olduğu kadar öğrencimizi farklı alanlarda kendi diledikleri doğrultuda gelişmelerini sağlamak. Bu arada tabii bu konferansta çok isabetli şekilde genellikle marjinal nitelikte taşıyan bir takım alanların da devreye girmiş olması. Yani genellikle tıp tarihi Türkiye'de apayrı bir alandır. Kendi içinde kapalı bir alandır. Şimdi genellikle işte bugünkü tebliğlerde toplumsal tıp tarihi türü, medikal tarih gibi alanların gündeme gelişi veya bilim tarihi, o da kendi içinde kapalı bir alandır. Bunların diğer sosyal ve tarih bilimiyle iç içe olması ve daha makro düzeyde ele alınması son derece önemli geliyor bana. Bu alanda da gençler yetişiyor ve işin ilginç tarafı, aslında bu konuda Hacettepe'yi kutlamak gerekir, bunlara fırsat tanınıyor. Eskiden alınmazdı. Benim öğrencilerimden biri, ki burada adı da geçti, isim vermeyeyim, çocuk üzerine çalışıyordu. Bir üniversiteye başvurduğu zaman asistan olmak üzere ilgilenecek başka bir konu kalmadı mı diye çocuğu reddettiler. Anlatabiliyor muyum? Yani bu da yani 20-25 yıl önce olmuş bir olay. Yani bu durumla karşı karşıyayız. Bunu da aşmak durumunda, bunu da aştık günümüzde. Aslında bunlara açık kapı bırakıyoruz. Ama şöyle bir durumumuz var. O da bir sakınca, YÖK'ün getirdiği bir sakınca. Lisansta hangi alanda eğitim görmüşseniz o alanda yükselebiliyorsunuz. Bakın örnek vereyim. Ben kendi konuşmamda da gündeme getirdim. Benim tarih derecem yok. Emekli olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nden Koç Üniversitesi beni çağırdı. Oraya da profesör olmak üzere. Ve benim başvurum YÖK'ten neredeyse geri dönüyordu. Çünkü Zafer Toprak'ın tarih derecesi yok diye geri çeviriyorlardı.
Neyse ki en sonunda doçentliğim benim iktisadi doktrinler ve iktisat tarihi doçentliği. Oradaki iktisat tarihi sözcüğünden yırttım, kurtardım ve bir şekilde atamam gerçekleşti. Hakikaten bu yanlış bir politika. Yani insanlar tarihçi doğmuyor. Bu yani bir ölçüde ırsi bir olay değil. Çok farklı disiplinlere yönelebilir ve o alanda da son derece başarılı olabilir. Son bir hususa daha değinmek istiyorum. Ona Gökhan da bir şekilde değindi. Şimdi tabii özellikle 80'li yıllardan sonra ben kendi konuşmamda da gündeme getirdim. Yani daha böyle postmodernist bir takım açılımlarla daha mozaik tarihçiliğe doğru yöneliyoruz. Yani mikro alanlar giderek ön plana çıkıyor ve biz makroyu bir şekilde devre dışı bırakmış oluyoruz. Oysa buna da çok büyük ihtiyacımız var. Yani her şeyden evvel bütüncül bir tarihi görebilmemiz gerekir. Yani bu bütüncül tarih dünya tarihi olabildiği gibi kendi ülkemizde de çok farklı perspektifleri gündeme getiren makro analizlerinde yapılabilmesi gerekir. Buna da olanak sağlayabilecek bir ortamda olmamız gerekir. Dil konusunda biraz daha fazla yüklenmemiz gerekir. Hala ben tezlere bakıyorum, kitaplara bakıyorum. Yani yabancı kaynak kullanma oranının düşük olduğunu görüyorum. Yani aslında gene bizde sırf tabii tarihçilerin sorunu değil, tüm sosyal bilimcilerin aynı açmazla karşı karşıya olduklarını söyleyebilirim. Ancak çevirilerle bir şekilde işi yürütme çabası içerisinde oluyoruz. Oysa çevirilerin sayısı da sınırlı. İşte burada aslında bir takım kurumların ve sivil toplum örgütlerinin çaba göstermesi de gerektiği arasındayım. Yani Türk Tarih Kurumu olsun veyahut işte Tarih Vakfı olsun, çeviriler bu açıdan çok önemli. Hakikaten kendi konuşmamda da gündeme getirdiğim gibi, yani buradaki konuşmalarda da ortaya çıkıyor. Bizim bu çevirilerden yola çıkarak tarih konusunda çok daha bir derinlik kazandığımızı görüyoruz. Bu son derece önemli. Yani biz aslında artık hatta öyle kitaplar Türkçe'ye çevriliyor ki tarih alanında ben şaşıyorum. Bunları kim okutuyor? Richard Sennett mesela kitapları çok önemli. Bunlar Türkçe'ye çevriliyor ve Türkiye'de okuyucuları var bunların. Tarih bölümleri ne kadar bunlardan yararlanıyor bilemiyorum ama Türkiye'de son derece başarılı bir çeviri ortamı da oluşuyor. Bunu da gözden ırak tutmamak gerekir. Ben son söz olarak şunu belirtmek isterim. Türkiye'de tarihçilik önemli bir yol kat etti. Bunu kabul etmek gerekir. Başlangıçta bu işte Türkiye'nin dört bir yanında üniversitelerin açılması konusunda bir takım kaygılarım vardı. Fakat şimdi kongrelerde görüyorum bu üniversitelerden pırıl pırıl çok yetenekli bir takım tarihçi arkadaşlar kongrelere katılıyorlar. Bu da gösteriyor ki aslında olay salt kurumsal bir olay değil. Kişilerin gayretleriyle, bireysel iradeleriyle çok önemli bir yol kat edebildiğimizi gösteriyor. Son söz olarak tekrar Mehmet hocamızı tebrik ederim, kutlarım. Böyle bir konferansı örgütlediği için ve katılımcı bütün arkadaşların performansı da son derece yüksekti. Bunu da bir kez daha gündeme getirmek isterim. Belirttim, benim en iyi, en başarılı sempozyumlarımdan biri oldu bu sempozyum diyebilirim. Ben burada kesiyorum, sağ olun. Değerli hocam, çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Hem güzel sözleriniz için hem de hakikaten burada eski bir şey kullanacağım yani. Hakikaten böyle efradını cami, ayarını mani denir ya hani. O şekilde bu işte sempozyumun özünü de ortaya koydunuz. Ama bir iki hususa işaret etmem lazım ve bir hususta tavsiye etmem lazım. Tabii ki ben organizasyon komitesinin başkanıyım ama burada bir komite vardı. Önce o komite çalıştı. Sonra bölüm kurulu hep beraber ortak akılla Hacettepe Tarih Bölümünün en önemli prensiplerinden birisi. Bunu birlikte yaptık. İcra safhasında da şimdi ikisi burada.
araştırma görevlilerimiz yeni onlarda Çeyburnu'nda araştırma görevlilerimiz diğer iki araştırma görevlimizle beraber onlar ve bölüm başkanımız tabii bu işin içindeydi. Yani biz 2010'daki az önce Ahmet Şimşek'in ifade ettiği o toplantıyı da aynı şekilde bölümde uzun müzakerelerden sonra oluşturmuştuk. Tabii ki bu, herkesin burada bir katkısı var. Benim de komite başkanı olarak bir katkım var. Bu Hacettepe Tarih bölümünün ortak bir çabasının ürünüdür. Onu tavsiye edeyim. İkinci nokta hocam, açılış konuşmasında siz söylediniz. Ercüment Bey'in bu bakışıyla ilgili. Biz tabii bu bölüme, ben lisans öğrenimine 77-78 yılında başladım. Ondan önceki yıl hazırlıktı. Bizim programımızda bu derslerin, bu interdisipliner derslerin hepsi zorunluydu o zaman. Yani ben genel iktisat da okudum, sosyoloji de okudum, sosyal bilimlerde metot da okudum. Efendim sayayım ya, böyle sosyal antropoloji de okudum, felsefe tarihi iki dönem okuduk. Birisini Yuvanlı Hanım'dan okuduk, birini de Füsun Altıok'tan mesela. Bunlar hepsi Hacettepe tarih bölümünde vardı, daha arttırabilirim sayıyı da burada keseyim isterseniz, çok uzatmayayım. Sonradan biz bunları havuzlar haline getirip seçmeli hale getirdik, sayıyı da arttırdık. İşin içine siyasal düşünceler tarihini, diplomasi tarihini vesaireye koyduk. Yani fakat Bologna sürecinde bir şey oldu. Bunların hepsini seçmeli yapmak durumunda kaldık. Ama onu da telafi eden bir mekanizma siz de işaret ettiniz. Yan dal ve çift ana dalda şu anda Hacettepe'de Edebiyat Fakültesi'nde en ileri konumda bölümümüzdür. Bunu kısaca söyleyeyim, yani hani bu kayda geçsin diye bunları özellikle. Ama Mehmet Bey, diğer üniversitelerde de böyle mi acaba? Değil. Ben hani bizim konumumuzu bilin diye söylüyorum. Yani 80 öncesinden beri bizden önceki ilk mezunlar da dahil hep böyle tarih bölümü dışından dersler alarak yetiştik. Ben sizin söylediğinizi çok iyi hatırlıyorum hocam. Çünkü o zaman ben asistandım. Bizim bölümden Ercüment Hoca'dan bu istendi. Ama dediğiniz gibi bir dirençle karşılandı maalesef. Onu ben çok iyi hatırlıyorum. Yeni biz de o zaman asistandık. Bir başka konuda tabii sempozyumun başarılı olmasında buraya katılan akademisyen arkadaşlarımızın, başta siz duayen hocalarımız ve genç meslektaşlarımız, bizim nesilden meslektaşlarımız, hakikaten hepsinin çok önemli katkıları oldu. Ben hepinize ayrı ayrı teker teker teşekkür ediyorum. Son söz olarak da bölüm başkanımız Ramazan Acun da bir söz söylemek ister diye sözü ona bırakıyorum daha fazla uzatmamak için. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olunuz. Teşekkür ederim Mehmet Hocam. Yani sempozyumdur, iki gündür teşekkür alıyorsunuz. Yani tam hakkıyla ben onu söyleyeyim. Tabii ki hepimizin katkısı oldu gerçekten bu şeye. Dediğiniz gibi bölüm kurulunda yaptık. İşte biz arka planda bu teknik şeyleri Zoom'dan yayın, işte YouTube'dan yayın falan bilmediğimiz şeyleri öğrendik bu arada tabii. O açıdan biz de öğrenmiş olduk ama arka planda bu teknik işleri de yürüttük. Ben birkaç bilgi vereyim. Bu son istatistiklere göre 8000 civarında izlenme oldu. Ben benzeri çalıştaylara baktım şeyde. Yani bunun dörtte birine falan ulaşabiliyor ancak. Yani 2000'e yakın bir oturumda izlenme oranları oldu. 200 abonemiz vardı YouTube'da. Şu anda 600'e yaklaştı. Yani 400 yeni abonemiz oldu. Ki biz burada işte sosyal medya kullanmaktan Ahmet Hocam bahsetti. Sosyal medya kullanmak böyle oluyor işte, yani içerik sağlamak. Bu bir örnek, bir model. Bunun üzerinde ısrarla durduk. Daha da geliştireceğiz. Tabii ki bu bir konferans, bir içerik geliştirme ama dediğim gibi Semdike Hoca gerçekten çok can alıcı noktalara. Yani sadece problemi söylemek yetmiyor. Bunu nasıl çözeceğiz? Bunun üzerinde durmak gerekiyor. Ve kurumları destek vermek için harekete geçirmek lazım bunun için. Belki bu konferansta eksik olan bu nokta buydu. Yani dijital tarih diyoruz, işte Yunus Hoca, ben de tebrik ettim zaten, diyoruz ama ya bunlar bir kişinin yapacağı
işler değil. Kurumsal destek olmadan, büyük parasal destekler olmadan yapılamaz. Bu alanda bir bilinç oluşturmak lazım. Belki bu konferansta biraz bu eksik oldu. Yani biz bunu yapıyoruz demek yetmiyor. Bir de ne eksik? Bunu nasıl tamamlarız? Bu konuda biraz durmak gerekiyor. Neyse ben korsan değerlendirme yapmayayım. Ama son en az değerlendirmeciler kadar bu Sembike Hoca'nın ve Zafer Hoca'nın konuşmaları da gerçekten iyiydi. Ben de onlardan öğrendim. Teşekkür ederim tekrar. Oturumu da kapatabilirim herhalde artık. Kapatalım. Tamam. Herkese peki. Böyle seslerinizi açarak herkes veda evet. edebilir. Evet. Hepimize hayırlı akşamlar, iyi akşamlar. Yani, buyurun hocam. Şimdi Ramazan Bey, eksik olan bir şey değil. Bir şeyin önce altyapısı ortaya çıktı. Şimdi bundan sonraki aşamada o eksik, şimdi eksik dediklerimiz, yani ne yapılacağını yeniden düşünmemiz gerek. Ben mesela şimdi bir sürü konu oldu. Öyle verilerin bulunduğunu falan bilmiyordum. Yani bundan sonra belki bir böyle güzel bir konferans daha düzenlersiniz. Ve orada bunlarla nasıl başa çıkılabilir? Özellikle de, demin de dile getirdim. Ahmet Şimşek'in ileri sürdüğü şeylerde. Onun için burada bir tekrar bir komisyon ve el bir iş birliği gerekecek. Çok teşekkür ederim. Tekrar teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olunuz hocam. Hepinize saygılar sunuyorum. Zafer hocam, Semki hocam, saygılar. Yavuz hocam, hocam, Gökhan hocam. Evet. Evet, kapatıyorum. Bölüm arkadaşlarımız Ahmet Şimşek hocam. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olunuz. Hocam iyi akşamlar.